Ve ona binmem. Bir daha seni yalnız bırakmayacağım diyen. Ayaklarım tutmuyor oğlum hala. Galiba çalışıyor. Hayır tamam konuşma hadi. Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde bir video çıktı ve Amerikalılar da şöyle bir durum yaşamışlar. Bir lunaparka gidiyorlar. Çeşitli bu ekstrem aletleri biniyorlar ve orada sağa sola devirirken telefonlarının kaza tespit modu aktif hale geliyor ve acil aramalar yapıyor. Biz de bunu denemek için şu an lunaparka geldik arkadaşlar. Bakalım bizde de çalışacak mı? Amerikalılarınki can da bizimki patlayacak mı? Bir yakından bakalım. Şimdi arkadaşlar hangi aletleri kullanacağımızı merak ediyor olabilirsiniz. 30 km hızla giderken ani bir duruma ya da devrilme gerekiyor. Bu yüzden roller coaster'dan tutun da tsunami'sine, çarpışan arabasına kadar hepsini deneyeceğiz. Bakalım hangilerinde çalışacak. Bu da olabilir ha baksana. Ben ona binmem. Roller'da olsa Kore'yi yalnız bırakmayacağım. Şimdi ben de bineceğim ama hiç mutlu değilim. Devrajdan yarım çekme ayağını. Ben neden buraya bindim ki ya? Güzel. Ya seni yalnız bırakmayacağım diyen. Tamam bu hız iyi. Bu hız iyi değil mi? Aa bak kalife kale manzarası. Yok inmeyelim, inmeyelim. Ben burada müsait bir yer. Geliyor. Hayır tamam. Hadi. Hocam. Wow. GoPro gidiyordu. Ciddi misin? Evet. Aa siz görmüyorsunuz. Hala çalışmıyor arkadaşlar. Tamam. Şu an ne çekiyorum bilmiyorum ben. Tamam. Ben ne çektim biliyorum da. Bu kadar mı? Bari çalışsın da hani boşa gitmesin ya. Bir de çarpışan arabada denememiz lazım. Değil mi artık o? Ondan sonra göreceğiz. Orayı çok korkuyor arkadaşlar, böyle olmaz yani. Evet, bu da web toplumusu. Web toplumusu. Uzaklaşın oğlum bir dur. Dur. Şimdi şöyle biraz genişten gelelim, bir Kore'ye vuralım bakalım ne oluyor. Bu arada hala çalışmıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir tam karşıdan birbirimize gelelim. Bakalım o zaman ne olacak. Dın dın. Dın 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 dın. Oldu mu? Hayır. Harbiden Amerikalılarınki can, bizimki patlıcan. Olmuyormuş arkadaşlar. Yani bu hızda olmadı. Bir çıkalım bakalım. Ve şimdi kamikazeye bineceğiz. Tamam yapıştır o zaman başlayalım. Hazırım abi. Anladık ki arkadaşlar bizimki patlayacak. Merhaba, sen nasıl bayağı, bir adamsın oğlum? Seni beklerken bayağı yoruldum kardeşim. Ayaklarım tutuyor. Gerçekten mi? Beceremedi. Yani çalışmadı. Çalışmadı iptal. Başka aletle deneyelim. Deneyelim hadi. Şimdi bir başka aletimizi deneyeceğiz. Deneyeceğiz mi? Koray deneyecek, ben de ona şahitlik edeceğim. Drop Tower diyor ama bildiğimiz asansör arkadaşlar. Koraycığım ne düşünüyorsun? Bildiğin asansörse gel beraber binelim. Bildiğimiz asansör, ben binmek istemiyorum sadece. Hadi geçelim. Arkadaşlar çok fazla güneş var. İzmir sıcağındayız. Öğle saatlerindeyiz. Ekranımız biraz beyaz çıkabilir. Biraz yavaş uçuyorsun gibi geldi bana. Kilo var ya. Hayda. Bismillahirrahmanirrahim. O kadar da kötü değilmiş. Hala çıkıyor. Bozuk oğlum bu. Yine çalışmadı, ölmemizi bekliyorlar. Arkadaşlar kurgu aşamasındayken böyle işimize çok büyük bir kurt düştü bizim. Hani bu Apple sağa solu belli olmaz dedik. Biz kolumuza taktık çünkü hep iPhone'u.
Şimdi bir de cebimize koyalım dedik. Şu drop'u burada bir deneyelim. Bizi bir en alta kadar bir fırlatsın, bıraksın bakalım. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu göreceğiz. Şu an asansöre bindik. Bu sefer kolum boş, telefonumuz şurada cebimde. 42 bin liradan da olmayalım. Şunu sağlamca bir yerleştireyim de ben. Ben bundan çok korkuyorum ha. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Ben boğulacağım galiba ben. Ayaklarım karıncalandı. Arkadaşlar yine çalışmanı zaten siz de ekran kaydında gördünüz. Şimdi bir de bir şu kamikazeye bir girelim. Taklacı güvercine döndüm yemin ederim. Taklacı güvercine döndüm. Telefon titriyor şu an galip. Çalışıyor galiba beyler. Galiba bir şeyler oluyor. Şu an tam bir takla attık ve hiçbir şey. Şimdi ekran kayıtlarına bakacağız arkadaşlar. Telefon bir ara titredi, bir şeyler oldu. Bir bakalım, kontrol edelim ne oldu. Çalıştı mı çalışmadı mı ben de bilmiyorum. Ama biz sessiz bir yere geçelim önce. Arkadaşlar iPhone 14'ün kaza sensörünü hem cebimizde hem de bileğimizde denedik ama ne yazık ki çalışmadı. Bunun sebebi de bindiğimiz aletlerin yeterince hızlı olmaması olabilir ama bu çığlıklar biraz daha farklısını söylüyor bana. Ya Türkiye'de çalışmıyor, Amerikalılarınki can, bizimki patlıcan çıktı. Bu videomuzda buraya kadar da başka bir web teknoloji videosunda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, bay bay.